Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosu ile karşınızdayım. Bu 4-5-1'i bu aralar çok soran var. Güncel halini yeniden yayınlayayım dedim. Hatta bugün güzel de bir örneği oldu. Burada Sheffield United maçında deplasmanda Chelsea dedim ilk maç. Bakalım ne yapmışız 4-5-1 ile. Hatta şuradan Zaniolo atmış. Beraber istatistiklerine, her şeyine bakalım. Herhalde dedim yine kırmızı kartta İngiltere Ligi'nin ilk şokunu yaşayacağız. Evet, gördüğünüz gibi 4-5-1 Chelsea deplasmanı, aradaki kadro farkını da göstereceğim. Maçın detaylarına bakalım arkadaşlar. 4-5-1 gördüğünüz gibi orta saham kaleyi görünce vur attığım için %11 isabet oranı, kafa kafa şut atmışız. %51 deplasmanda olmamalara rağmen ben üstüne oynamışım ve 4-5-1 ile görüyorsunuz. Şimdi 4-5-1'in güncel halini size anlatacağım. Neler yapmalıyız? Kime karşı yapmalıyız? Şöyle göstereyim. Hatta iki kadroyu da karşılaştıralım hazır gelmişken. Şöyle Chelsea tıklanmıyor. Şuradan girelim. Chelsea şöyle garibim burada. Şimdi Chelsea'nin 239 milyon değeri var. Benim de kadro değerim 171 milyon. Yani 1,5 katımdan fazla, benden daha güçlü aslında. Şöyle ben de 91'lik işte Felix var. 85 diye görüyorsunuz. Şimdi onun takımına bakacağız. Ne yapmalıyız? Ne zaman kullanmalıyız? Onları göstereceğim. İşte onda Ronaldo var, 98'lik gördüğünüz gibi. Kadrosunu kurmuş. 93'ler falan. 91 falan. Cart curt derken mağlup oldu. Neden mağlup oldu? Çünkü o atak oynadı. Ben defansif kendimi sağlam alarak oynadım. Taktiğimize gelecek olursak, güncel taktiğimiz, güncel 4-5-1 taktiği arkadaşlar bu. Bunu tüm takımlara uygulayabilirsiniz. Artık öyle güçlü takım, bilmem ne takım diye bir olay yok. Kesinlikle denedim, emin oldum. En güçlüye de bu taktik oluyor. En zayıfa da. Zayıflara zaten 4-5-1 yapmaya gerek yok da, deplasmandaysanız yapınca da alıyor zaten. Bu taktik ana taktik arkadaşlar 4-5-1'de. Şimdi burada 4-5-1'de zaten şu iki oyuncu mutlaka ofansifi en yüksek oyuncu olacak. Şöyle bakalım. Hücumu en yüksek 86-86 görüyorsunuz. Defansif olarak en yüksek oyuncuyu ortaya oturtun arkadaşlar. Bende Kamavinga vardı ama biraz daha hücum gücü yüksek olduğu için kanat tarafına verdim. Burada hücum gücü düşük ve defans yüksek olarak Berge'yi koydum özellikle. Kanat bekleri yine hücumlar kenarlarda. Burada 85 süre daha yüksek olduğu için aldım. Normalde aslında burada oynatmam lazım ama rakip güçlü olduğu için direkt buraya aldım. Çünkü ben ofansif bir taktik kullanmadım. O en güçlüler ortaya geldi. Bekler kenara koyduk arkadaşlar. Şimdi asıl olması gereken yere gidiyoruz. Ne yapmışız? Neler yapmışız? Gördüğünüz gibi kaleyi görünce vur yaptık. Alan markajı yaptık. Offside tuzağı yok. Evet, offside tuzağı yok. Unutmayın. Forvet orta sahayı destekler. Normalde aslında öncekilerde forvet sadece şöyle gösteriyorduk. Forvet sadece hücumdu ama güncelleme sonrası patlar oldu. En güzeli forvetin orta sahayı desteklemesi. Herhalde oyunun şöyle bir mantığı oldu. Orta saha, forvet orta sahaya gelip top alıp şut atacak diye bir mantık mı oldu, ne oldu bilmiyorum. Çünkü forveti şöyle ileri yaptığımda forvetin hiçbir katkısı olmadığını gördüm. Bunu da deneye deneye bulduk arkadaşlar. Sonuçta bu hücum olsa da rakip güçlü takımla da hücum oynatmayız zaten bunu da. Rakip güçsüzse, atıyorum orta şekerliyse hücum oynatılabilir ama en güzeli böyle yapın. Sonuca varın arkadaşlar. Burada yine 49, 29, 49 ideal. Bunu daha demin bir soru vardı. 30 yapsak olmaz mı diye. 30 yapma, 29 yap. Bak idealini bulmuşuz işte. Sonuca da varıyor. Hani neden öküz altında buzu aramaya çalışıyorlar anlamadım. Ya, her şey hazır işte. Mis gibi taktik. Kaleyi görünce vur. Alan markajı, offside. Sen burada offside var deneyim dersen patlarsın. Adam markajı yapayım dersen patlarsın. Yapma işte bak, oturtmuşuz taktiği. Mis gibi, sen sadece sonuç alacaksın. Yani
Keşke bizim de önümüze böyle koysalar da hazır da yesek. Zaten ben ve ekibim, HYT ekibi, kardeşlerime teşekkür ederim. Hepsinin emeği çok büyük. Beraber taktikleri geliştiriyoruz. Dün 4-5-1'e, şu an mesela benim yaptığım şu 4-5-1 taktiğine karşı o benim dünkü yayınladığım, şöyle geleyim. Dün yayınlamış olduğum, şöyle geleyim. Dün yayınlamış olduğum aslında şu 4-5-1 anti taktiğini bana uygulasaydı beni kesinlikle yenerdi. Onu net eminim. Bu taktiği yer o. Ama o saldırmayı seçti. Ben de kendimi sağlam alarak hakkını verdim. Dediğim gibi bunlara dikkat edin arkadaşlar. Siz de sonuç almak istiyorsanız, yani yükseklerde yer almak istiyorsanız, tepelerde yer almak istiyorsanız rakibe göre taktik yapmalısınız. O eskiden de tek taktik. Mesela benim belki bilenler vardır %90 da bilmeyenler. Mesela George Hacı benim öz kardeşim. O inatla tek taktik yapmaya çalışıyor. Şu an sağımda duruyor. İnatla tek taktik yapmaya çalışıyor. Şimdi bir onun beraber oraya da geçelim. Tek taktiğin sonuçlarını beraber görelim. Burada yine bir gelelim. Şöyle geçti. Geçtiğince olmuyor muydu? Neyse. Ben burada dün itibariyle 2 puan önündeydi aslında. Bugün o inatla aynı taktiği yaptığı için 3 puan kaybetti ve ben üste çıktım. Burada da ben rakibe göre arkadaşlar taktik yapıyorum. Rakibe göre taktik yap. Bakın hemen geldiniz mesela. Yarın maçım var. Küçümsemeyin rakibi. Direkt çok basit ya, bu parayla bile değil yani. Nerede bizim ekibimiz? Teknik ekip. Bilgi analisti. Çok basit bir şey. Kimdi bizim rakibimiz? Sabrili bir şey burada işte. Yolla gitsin. Yani bir saat sonra gelecek. Sonra biz gelen rakibin durumuna göre. Rakip 4-5-1 ile karşıma çıkmış olabilir. Ben ona şu taktiği uygularsam, burada 4-3-3-B taktiğini kullanıyorum. Ben bununla çıkarsam adam beni öper. Öpülmeye gerek yok. Çünkü 4-5-1 yapmışsa 5-3-2, yani dün yayınlamış olduğum 4-5-1'in anti taktiğini uygulamam lazım ki sonuca varayım. 1-0 olsun, bizim olsun. Mantık o. Sonuçta eğer kupayı istiyorsak, ama ben ne olursa olsun George Hagi gibi yaparsanız, ne olursa olsun ben da çok gol atmak istiyorum derseniz, görüyorsunuz en çok gol atan o. Benden bir gol fazla yemiş. Galibiyet oranlarımız aynı. Benim beraberliğim 4, onun 2. 5 mağlubiyeti var. Bugün mağlup olmasaydı o üstteydi zaten. Bugün mağlup olunca yenildiği takım da Dijon. Aradaki farkı görelim. Şimdi Dijon maçına gidelim beraber. Şöyle sonuçlara gelelim. Gördüğünüz gibi kendi evinde 2-0 yenilmiş. Çünkü 4-3-3 oynadı ve rakip 4-5-1 oynadı. Aradaki oynama şeyine bakın. %70'e %30. Ve gerçekten George Hagi'nin takımı üstün bayağı. 4-5-1'e, yani kadro olarak söyledim, yanlış anlaşılmasın. Topla oynama gördüğünüz gibi 4-5-1'de üstün. Halbuki dünkü yayınladığım anti taktiği yapsaydı şu an sonuç farklı olurdu ve lider olarak devam edecekti. Tek taktik iyi değil arkadaşlar. Rakibe göre taktik. Mesela Dijon tek taktik kullanıyor. 4-5-1. Benle maçı olduğunu direkt anti taktiği yiyecek tabii ki. Son an değiştirmese, son an değişirse onun taktiğine göre taktik yapacağım. Sonuca gitmenin en güzel yolu teknik ekip şurada. Bilgi analisti. Bedava. Yolluyorsun. Bak 58 dakika sonra sana bir ileti geliyor. Rakibine göre. Rakibin son dakika bile şey değiştirse, taktik değiştirse sen bunu yemiyorsun. Ona göre taktiğini uyarlıyorsun. Bunları yaparsanız zaten zirve yeriniz arkadaşlar. Bunları yapmazsanız patlarsınız. Ben Arjantin Ligi'ne rakiplerimi küçümsedim. Çünkü güzel bir kadro kurmuştum. Gerçi orada Yiğit uçtu tak kadro olarak. Zaten o şampiyonluğu hak etmişti. Ama benim de yerim 5. 6. değildi. Çünkü küçümseyerek oynadım. Rakipler 4-5-1 geldi. 4-3-3'e güvendim ve patladım. Pardon. Bunu göstermiş oldum. Rakibe göre taktik yapmazsanız sonuç süren olur arkadaşlar. Rakibe göre taktik yapın. 4-5-1'i, 5-3-2'yi, 4-3-3'ü ne zaman kullanmalıyız? Hepsini burada aslında anlattım. Rakip size atak oynuyorsa, kendi evinizdeyseniz siz de 4-3-3-B taktiğimi kullanabilirsiniz. Ama rakip sizden güçlü saldırıyorsa 4-5-1'i çakın. Rakip size 4-5-1 ile geliyorsa 5-3-2 olan, yani şurada YouTube kanalımızda 4-5-1
Anti taktiği kullanın. Keyfini sürün arkadaşlar. Mağlubiyeti tattırın ona. Bugünkü videomuzda bu kadar arkadaşlar. 4-5-1'i yeniden güncellemiş olduk böylece. Çünkü çok fazla soru geliyor ve önceki 4-5-1'in gördüğüm kadarıyla güncellenmiş eski hali forvetin destek olmasıydı. Ama forvetin destek olunca mağlubiyet ve beraberlik de çok bittiğini gördüm. En güzeli forvet orta sahaya destek olacak. Forvet orta sahaya destek olmasa iki sonuç var. Ya beraberlik ya mağlubiyet arkadaşlar. Çok nadir galibiyet geliyor. Bunu denedim, emin oldum. Siz de 4-5-1'i bu şekilde yeniden bir 4-5-1'in üstünden şöyle kısaca geçeyim. Belki konu değiştiği için kafada kalmamıştır. Şöyle hemen hızlı hızlı geçelim. Burada 4-5-1 gördüğünüz gibi 5.'yim. İlk maç, ilk galibiyet. Hemen bilgi analistimizi atıyoruz rakibe göre. Everton burada mesela en üstte aslında daha demin işte bilgisayarla mobile arasında biraz fark olunca. Şimdi rakibe yolladık. Dizilişimiz 4-5-1. 4-5-1'de şuralara ofansifi en yüksekleri, buraya defansı en yüksek oyuncuyu koyuyoruz. Eğer defansı en yüksek oyuncu iki tane yakın oyuncu varsa hücumu en yüksek olanı sola. Yani Kavaminga'nın bakın burada hücum gücü biraz daha yüksek. Bir tık değil, üç tık ileri. Burada bir tık geride defansı ama üç tık hücumu yüksek olduğu için onun kanat tarafına bakın Guarin bile iş yapmış. 77'lik Guarin'le ben o adamı yendim. Neden? 4-5-1 taktiğiyle. 4-3-3 bana saldırdı ve 4-5-1'e yenildi. Burada buraları geçtik. Kaleyi görünce vur ve bura püf nokta arkadaşlar. Orta sahayı destekle. Orta sahayı destekle. Buradaki rakamlar 49, 29, 49. Bunu 55 yapayım mı? 33 ya ne gerek var? Şura hani şuraya şöyle yapınca sana ne faydası oldu? 44'te kaldı. Ne oldu? 51, 50, 59'a kadar gitti. Ne oldu? Sana eline ne geçti? Puan alamadıktan sonra. İdeali bu ya bu taktiği. Böyle yap. Al puanını. Çitli çerezini. İç çayını bak keyfine. Arkadaşlar 4-5-1 taktiğini bu şekilde kullanacağız. Kebap yiyeceğiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.